Şimdiki konuğumuz, çok değerli partnerim Doktor Özgür Koldaş. Bize gelen soruların en başında gelen bir konu var abi. Bunu sana danışmak istiyorum. Tabii. Elmacık kemiği dolgusu, elmacık kemiği yükseltmek. Bu işlem, bu dolgu işlemi nasıl bir işlemdir? Evet, elmacık kemiği yükseltilmesi izleyicilerimizin geçtiğimiz haftalar boyunca bize danıştığı en yoğun soruların başında geliyor. Elmacık kemiğini hacimlendirmek, elmacık kemiği bölgesinde ön elmacık veya orta arka elmacık bölgesinin hacimlendirilerek yükseltilmesi, yüzün temel olarak sarkmalarından kurtulmak üzere yapılan uygulamaların başında geliyor. Yani elmacık kemiğinin hacmi azalınca bir balonun içerisindeki havanın azalması gibi yığılır gibi yüzün aşağıya doğru sarkmasıyla karşılaşıyoruz. İşte belki de yaş almanın görüntüsü, üzgün burun kenarı görüntüsü, üzgün çene hatlarının görüntüsü, yorgun görüntünün giderilebilmesi elmacık kemiğinin hacimlendirilmesiyle mümkün. Doğurgan kadın, güçlü erkek, güçlü insan vizyonuna sahip olabilmenin de anahtarı elmacık kemiğinin hacimlenmesinden geçiyor. Gençlik yıllarımızda sahip olduğumuz o dolgun yanaklar işte elmacık kemiği hattının üzerindeki yağ dokularının gücüyle ölçülebiliyor. Gençliğin sırrı bir nevi bu görüntünün elmacık kemiği üzerindeki yağ dokusunun hacimlenmesiyle paralellendirilebiliriz. Evet, şimdi bu bölgede kullanılacak dolgular özel dolgular olması gerekiyor. Elmacık kemiğinin tasarlanması, elmacık kemiğinin hacminin tasarımlanılarak nasıl bir hacme sahip olmasını önceden planlamamız gerekiyor. Yüzün diğer bölgeleri, dudağın hacmiyle, burun bölgesinin hacmiyle, çene hattının hacmi ile paralel olmak kaydıyla ne çok abartarak ne de çok az öne çıkartarak, kalarak, evet, ne de çok öne çıkartmadan belirli bir oranda yapılması gerekiyor. Biz buna elmacık kemiğinin tasarlanmasında belirli noktalara, tasarım noktalarına belirli hacimler planlıyoruz. Ve bu hacimleri cildin hemen altındaki kas ve yağ dokusunun altına, kemiğin üstüne yerleştiriyoruz. Kemik bölgesine yaptığımız, kemiğin hemen üstüne yaptığımız bu dolgu uygulamalarıyla tıpkı bir elbisenin, ceketin vatkası gibi omzundan yükselme mantığında yüzü yukarıya doğru toparlıyoruz. Birçok silah kullanılabilir bu noktada. İplerle çekilebilir, göz altındaki boşluklar giderilmesi için mezoterapiler yapılabilir ama bütün bunların içerisinde elmacık kemiği bölgesindeki hacimlendirilme, dolgu ile o bölgenin tekrardan revize edilmesi, yükseltilmesi kişinin üzgün gibi görünen, yorgun gibi görünen detaylarının birdenbire silinmesiyle mümkün. Peki bu görüntüye ne zaman sahip olur kişiler? Masadan kalktıkları anda, işlemi uygulamaya geçtikten sonra, aynayı eline verdiği anda yılların oluşturduğu yorgunluk çizgilerini çene elmacık kemiğinin tasarlanmasıyla birlikte birdenbire bundan uzaklaştığını görebilirler. Tasarım dolgusu mantığında, elmacık kemiği bölgesinin tasarlanması mantığında doğru noktaya, doğru miktarda, doğru hacimleri kazandırarak kişiye yeni bir görünüm, yeni bir vizyon kazandırmak mümkün. Biz bu noktayı dolgularla revizyon, dolgularla kişinin yüzünün eski görünümüne, eski formatına yeniden kavuşması şeklinde isimlendirebiliyoruz. Çok güzel değindin abi. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet efendim, Türkiye'nin en çok izlenen sağlık, güzellik, estetik, iyi yaşam rehberiniz Çok Yaşa bugünlük burada sona erdi. Yarın yine aynı saatte karşınızdayız efendim. Mutlaka izleyiniz. Sağlık, güzellikle yarın görüşmek üzere.